Sabunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Sabunun işlevi cildi çevrenin olumsuz etkilerine karşı korumak, enfeksiyonu, alerjiyi önlemektir. İşte bu amaç doğrultusunda Natural Garden %100 doğal sabun üretiyor. Genel Müdür Ömer Kurt, doğallığı bozucu, kimyevi maddeler, kıvam artırıcı ya da koku verici kesinlikle kullanmıyoruz diyor. Sabunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İlk sabun türü M.Ö. 3000 yıllarında kullanılmaya başlanmış ve sabun tarifleri M.Ö. 2500 yılına ait Sümer yazıtlarında ortaya çıkmış. Modern sabun imalatı ise 19. yüzyılda Fransa'da geliştirilmiş. Sabun temizleme amacı yanında kozmetik, losyon, krem, sprey ve ilaç yapımında da kullanılıyor. 2 yıl süren Ar-Ge ve altyapı çalışmaları sonucu doğal ürün pazarında yerini alan Natural Garden'ın markalaşma süreci Türkiye'nin sanayi kenti Denizli'de başlıyor. Firma 1 yıl içinde Türkiye genelinde markasını duyuruyor. Genel Müdür Ömer Kurt, tüketici bilincinin artmasına paralel olarak doğal ürünlere duyulan ilgi bizi bu alana yöneltti diyor. Günümüz toplumunda insanlar kimyevi doğal olmayan şeylerle çok haşır neşir olduklarından ötürü artık doğal olan şeylerin daha sağlıklı olduğunu ve daha sağlıklı olanları kullanmaları gerektiğini anladılar herhalde. Herkesin hayatında var olan bir şey. Bu fikirle ortaya çıktı. Zaten ana ürün grubumuz sabun. Sabun yüzyıllardır insanlığın var olduğundan beri var olan bir ürün. Yani ne kadar şekil değiştirse de günümüzde sıvı sabun gibi ama hiçbir zaman yok olmayacak bir ürün. İlk bununla çıktık Natural Garden'la yola. Daha sonra ürün skalamızı geliştirdik. Sabunun görevi cildi zararlı mikroorganizmalara ve çevrenin zararlı etkilerine karşı korumak. Böylece enfeksiyon, alerji, tahriş ve kuruluğa karşı koymak. Genel Müdür Ömer Kurt bu amaç doğrultusunda %100 doğal sabun üretiyoruz diyor. Doğal sabun yapıyoruz. Doğal sertifikalı sabun yapıyoruz. Bu işin bu tarafına çok önem veriyoruz. Çünkü hedefimiz Türk pazarında kalmak değildi. Bugün bunun adımlarını atmış bulunuyoruz. Birçok GMP gibi uluslararası, CPMP gibi Avrupa Birliği'nin sertifikaları gibi. İhracatta bizim önümüze çıkabilecek olan sertifikaların gerekli yatırımlarını ve altyapısını hazırladık. Doğal üretim sürecinin ilk ayağını ham madde seçimi oluşturuyor. İşin en zor kısmı ham madde. Ham madde temininde çok titiz davranmazsanız bu sertifika ayağına geçelim. Sertifikanın almanız bir yana doğal bir ürün yapıyor olmayabilirsiniz. Çünkü kullandığınız ham maddeyi çok iyi seçmeniz gerekiyor ki gerçekten doğal bir ürün yapabilmeniz için. Çünkü aldığınız ürünün bir sertifikası yoksa, size sunabileceği bir şeyi yoksa doğal olduğunu siz sadece duyduğunuzda bilirsiniz. Kullandığımız ham maddelerde yağlar olsun, diğer ham maddelerimiz olsun, kesinlikle sertifikalı olanları tercih ediyoruz. Belki bunun için biraz daha yüksek maliyetlerle satış yapıyoruz. Ama doğal olduğumuzu iddia edebilmemiz için buna ihtiyacımız vardır. Ve biz de bu şekilde yapıyoruz. Ömer Kurt, üretim sürecinde olmazsa olmazımız doğallık diyor. Dolayısıyla kıvam artırıcı, renklendirici ya da koku verici kesinlikle kullanılmıyor. Ham maddeleri alıyoruz, birleştiriyoruz, mixliyoruz, birbiriyle karıştırıyoruz. En iyi kıvamda herhangi bir koruyucu, kıvam arttırıcı, renklendirici, koku verici başka şeyler koymadan paketleyip kullanımına sunuyoruz. Tamamen doğal ürünler kullanıldığından sabunlar arasında renk farkı olabiliyor. Ömer Kurt, bu doğallığın en önemli göstergesidir diyor. Ne sabun yapıyoruz? Elma sabunu. O günkü elimizdeki elma yağı ya da elmayı kurutulmuşunu biz parçalıyoruz, öğütüp sabunun içine koyuyoruz, yağından hariç. O günkü elma sabunu ıslandığında, nemlendiğinde nasıl bir renk veriyorsa biz onu kullanıyoruz. Yani aynı kutumuzun içinden, aynı kolimizin içinden koyu yeşil bir elma sabunu da çıkabilir. Kahverengiye yakın bir elma sabunu da çıkabilir. Bu kişilerde bu çok farklı falan diyor. Evet, farklı ama manavdaki her elma aynı renk olmadığı gibi bizim kolilerimizin içindeki elma sabunlarında her birinin rengi farklı farklı olabilir. Çünkü bunu isteseydik biz aynı renkte yapabilirdik, içine atardık renklendiricileri. Aynı kokuyu verebilirdik ama biz bunu tercih etmedik. Belki de o yüzden buradayız. Sabun imalatında esans kullanımıyla yağ kullanımı arasında ciddi bir fark bulunuyor. Biz yağı kullanıyoruz, esansı kullanmıyoruz. Yağ
sabunun içinde cilde nasıl bir etki veriyorsa onu kullanıyoruz. O etkiden faydalanıyoruz aslında. Ama dediğim gibi esans koyarsanız bu sadece kokar, güzel kokan bir sabun olur ama herhangi bir kişi faydasını görmez. O yüzden esans yerine yağı tercih ediyoruz. Tabii yağ fiyatı ile esans fiyatı çok farklı. O yüzden sabunlarımız da biraz pahalı oluyor. Yakın zamanda ihracata başlamak için tüm girişimlerde bulunulmuş. Dünyada ihracat yaptığınız her ülke farklı sertifikalar talep ediyor sizden. Biz zaten Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na onaylı bir firmayız. Tüm ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı ruhsatlı. Ama ihracat yapmak istiyoruz. Bu konuda çok talep var. Ama dediğim gibi Amerika başka bir şey istiyor. Avrupa Birliği başka bir şey istiyor. İran başka bir şey istiyor. Uzak Doğu başka bir sertifika talep ediyor. Bunların ana olanlarını elimizde bulunduruyoruz. Bunlar için girişimlerimizi yaptık. Çok dediğim gibi çok yakın bir sürede çıkacak inşallah. Onaylarını aldık en azından, onu söyleyebilirim. GMP denilen bir kalite yönetimi sertifikası var. Ona başvurduk. Onunla ilgili olan altyapımızı hazırladık. Sabun ana ürün kalemini oluşturmakla birlikte saç bakım ürünleriyle krem grubu da çok sayıda çeşitten oluşuyor. 50 çeşit sabunumuz var. Şampuan olarak, duş jeli olarak 5 çeşit şampuanımız, 2 değişik duş jelimiz, saç kremimiz var. Bundan hariç başka bir şampuan grubumuz var. Eczanelere yönelik olarak çıkarttığımız bir ürünümüz. 3 çeşit o grupta şampuanımız var. Yani toplamda şampuan duş jeli grubumuzda 10 çeşit ürünümüz var. Krem çeşidinde epey skalamız geliş, yaklaşık 20-25 kalem ürünümüz var. Saç kremi olsun, cilt bakım kremleri, akne kremi, kırışıklık giderici, anti-aging kremler, nemlendirici kremler gibi. Ana kalemlerimiz bunlar. Toplamda 115-120 kalem üretim yapıyoruz. İstanbul'da Ocak ayında düzenlenen Natura Expo fuarında tüketicilerle buluşan Ömer Kurt, aldıkları tepkilerden memnun. Tüketiciler doğal sabunları fuarlar yanı sıra eczanelerden de temin edebiliyor. Ürünlerimiz hoş karşılanıyor. Doğal ürün. Sonuçta bunu insan hani kullandıktan sonra fark edebiliyor ürünleri. Doğal ürün diye hani çok ürün var. Ama bu kullanımda fark edilebilen bir durum. İyi tepkiler aldığımıza göre iyi şeyler yapıyoruz diye düşünüyorum. Genellikle eczanelerde ürünlerimiz ama birçok spa'da, otellerin satış bölümlerinde, birçok turistik tesiste, turizm bölgelerinde, aktarlarda temin edilebilir ürünlerimiz. Genel Müdür Kurt'un tüketicilerden beklentisi sorgulayıcı olmaları. Kurt, bir ürün alacakları zaman sadece fiyatını değil, sertifikasını, kullanım etkilerini, doğallığını da sorgulasınlar diyor. Kullanımdan sonraki etkilerini sorabilirler. Dediğim gibi birçok doğal ürün diye ürün var piyasada. Ama birçoğunun Sağlık Bakanlığı'ndan bir kozmetik üretim belgesi bile yok ne yazık ki. Ben kimseyi bir şey demek istemiyorum bu konuda ama tüketicinin bunu sorgulaması gerekiyor. Aradaki fiyat farkından önce bence bunu sorgulaması gerekiyor. Çünkü iyi bir şeyler yapıyorsunuz, iyi değerlere sahip oluyorsunuz. Bu da biraz fiyatı farklı kılabiliyor. Ömer Kurt sözlerini noktalarken hedeflerine değiniyor. Doğru bildikleri yolda doğal sabun üretimine devam edeceklerini söylüyor. Doğal ürün yapıyoruz. Bunu sertifikalarımızla, kullandığımız ham madde ile, fabrikamızın Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu normlara uygunluğu ile yerine getirdik. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunu dünya pazarına açmayı planlıyoruz. Bu planlama doğrultusunda kendimizi geliştirerek aldığımız memnuniyetin daha da üzerine katarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Tüketicinin bu konuda bilinçlenmesiyle daha iyi olacağımızı, ürünümüzü daha uzak noktalara götürebileceğimize inanıyoruz. Bizim hedefimiz bu. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.